haberlerimizle devam edeceğiz ama şimdi bir Skype bağlantı yapalım birlikte. Suat Umurhan bugün bizimle. Hoş geldin Suat yayınımıza. Nasılsın? Günaydın. Hoş bulduk. Günaydın. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Bizdeyiz. Çok teşekkür ederiz. İstersen bu akşam konferans liginde mücadele edecek iki temsilcimizi konuşarak başlayalım. Fenerbahçe diyelim ilk önce Spartak Tirnava ile mücadele edecek. Sarı lacivertliler zaten 14 maçtır bir seri yakalamış bir takımdan bahsediyoruz. Bir de konferans ligindeki rakiplere de baktığımızda aynı seviyede tabii ki olmadığımızı da görüyoruz. E Galatasaray'ın ardından bu akşam Fenerbahçe'den de bir galibiyet bekliyoruz değil mi? Yani bu akşam yani 3'te 3'ü tamamlarıza ben çok inanıyorum çok yakın gibi gözüküyoruz. Konferans ligi genel değerlendirmede bize ülke puanı katkısı verecek çok güzel bir kul var. Çünkü her iki takımımızda çok yani sınıf olarak da çok üstünde hepsinin o yüzden de e, bir problem yaşamadan ben devam edeceğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe zaten sezona öyle bir başladı ki öyle hızlı ve öyle tempolu başladı ki e, geri kalan bütün takımlar yani rakipleri hiç direniş bile gösteremiyor neredeyse buna Avrupa maçları da dahil bunda kayıpsız geçmesi bir yana yani öyle şansla gelen maç sayısı e, maçın bir bölümünü oynayıp da kazandığı sayısı çok az maçın geneline hakim maçın tamamına hükmederek kazanılan maçlar bence her şeyden daha önemli Fenerbahçe adına. Muhtemelen bu akşam rotasyon da olacaktır ki buna da ihtiyaç var. Çok yüksek tempoyla ve sık sık maç yaptıkları için bazı isimleri özellikle savunmada ve hücum hattındaki kilit oyuncuları bugün kulübeye çekecektir İsmail Kartal. Peki orta alanda da yine böyle bir rotasyon bekliyor musun? Yani her bölge için mi aslında İsmail Kartal bu rotasyonu düşünüyor sence? E, tabii yani mevki mevki olduğunda hani hücum hattındaki Tadiç'le Zeko'nun altını çizelim. o biraz ya, Onlar biraz daha yaşı ileri olduğu için e, dinlendirmek daha makul. Ama İsmail Hoca'nın elinde gerçekten çok geniş, ciddi ve formunu bulan bir kadro var. Mesela geçen sene kullanılmayan, Cezus döneminde e, seneye nasıl göndeririz bunları, kaç para kazanırız diye düşünülen oyuncular... Ee, şu anda takımın değişilmez isimleri gibi. İrfan Can buna örnek. Evet. Ee, bunlara Crespo da katılıyor. Sezon başından beri çok katkı veremese de. Ee, böyle olunca da rotasyon yani sadece hani ilk 11'in değişmesi anlamına geliyor. Oyun değişmiyor. Bunu geçen haftaki e, maçta da gördük aslında Avrupa'da. Peki bizim de bir muhtemel 11'imiz var. Yönetmenimiz Tolga'dan da rica ederim. Ekranlara da gelirse seninle birlikte de değerlendirelim. Ben de aktarmış olayım. Kalede Livakovic'in oynamasını bekliyoruz. Savunma dörtlüsü Osay Serdar BKO ve Orta alanda Crespo ve Zay Sikilisi. Önlerinde Mert Hakan, Köşelerde Kent ve King ve ileri uçta da Batu oynamasını bekliyoruz. Batu biraz değinelim istersen. Çünkü Edin çok alıştık. Özellikle ligde çoğunlukla onu tercih ediyor İsmail Kartal. Ama sanki Avrupa Kupalarında North Challenge mücadelesinde de gördüğümüz gibi Batu olacak. E, nereden baksan bütün hücum attı. Yani orta evet. ikiliyle beraber değişiyor bu e, gördüğümüz 11'de e, tamam yani şu 11 bile e, UEFA şey konferans liginde yani yarı final görür diyebileceğimiz bir kadro. Bırak Süper Lig şampiyonunu oynarı. Yani Avrupa'da en kötü çeyrek final görür diyeceğim bir kadro. E, bu isimlerden mesela Kenti, e, Kingi ve Batshuayi'yi ayrı parantez açalım. Bunlar gerçekten kaliteli ve yani Avrupa'da piyasası olan oyuncular. Bunlarla beraber Konferans Ligi'nde bence Fenerbahçe daha uzun bir periyot ilerleyecektir ve düzenli olarak bu oyuncular Konferans Ligi, Türkiye Kupası geldiği zaman orada e, forma bulacaktır. ile Zeko'nun da dinlenmesi de bu oyuncuların biraz formda olmasına bağlı. Hı hı. E, Sayın İsmail Kartal bu e, yapıyı koruyabilirse bu yapıyla zaten Konferans Ligi'nde ya ben maç kaybetmeden bile çıkıp hani öyle tarihi bir grup liderliği yapabileceğini de düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Bunu başarırsa Fenerbahçe'nin özellikle böyle takımların, erken başlayan takımların Kasım sonu Aralık başı bir düşüşü olur. Fenerbahçe bunu da en az kayıpla atlatır. Peki bir de stoper hattını konuşalım. Serdar ve Bekao ikilisini bu akşam bekliyoruz. E, Bekao Ciku'ya biraz alıştırdı bizi İsmail Kartal. E, tabii şöyle baktığımızda da diğer takımlara hep böyle ikilinin birbirine alışması gerek. Hep birlikte oynasalar sanki daha mı iyi diyoruz ama İsmail Kartal bu bölgede de rotasyon tercih ediyor. Sen bunu nasıl değerlendiriyorsun? Evet yani iki stoperiniz her zaman bütün hep alışan ve ilk alışan ikili olmak zorunda. Kaleciyle uyumunda varsayarsak ama şöyle de bir durum var. Çok uzun bir süreç lig, e, kupa ile beraber yani e, hani 60'ları bulur, 60'ları geçebilecek bile bir süreç. O yüzden maç olarak söylüyorum. Burada sizin 3. stopenizi... hatta zaman zaman 4. stoperinizi işe dahil etmeniz gerekiyor. Yoksa en ufak bir sakatlık ki bunlar da yaşanacak. Yaşanmaz umarım ama yaşanacak yani her bölgede. O zaman e, yetiş diyeceğiniz hazır, ol, hazır olan bir stoperiniz lazım. E Serdar da biraz bunu Samet'in elinden aldı. Geçen sene Samet oynuyordu. Serdar kesik yemişti. Kulübeye gitti. Kadro dışı kaldı. Ayrılır diye bakılıyordu ama burada Serdar tekrar formayı alması bence Fenerbahçe adına daha olumlu oldu. Çünkü Samet'ten gelmeyen o katkı Serdar'dan daha fazlasıyla geliyor. Tamam, bazen hataları oluyor falan ama bireysel ama genele baktığımızda Serdar iyi bir yedek olarak gözüküyor şu anda. Peki diğer temsilcimize gelelim istersen. O da bu akşam galibiyet beklediğimiz bir diğer takım Beşiktaş'ta ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta e, kulüp Brugge'le berabere kaldılar ki aslında kötü de bir senaryo değildi. E, grup içerisinde belki de en zorlu rakibimiz demiştik. Peki Lugano'ya ne dersin? Beşiktaş ilk maçında gerçekten kritik bir puan aldı. klap Brugge en zorlu yani liderlik konusunda Beşiktaş'ın e, rakibiydi ve deplasmanda siz bir puan alıyorsunuz, onu bir cebe koyuyorsunuz. Rakibin sahasında kazanmasını engelliyorsunuz. Bunlar kısa süreli maçlarda önemli işler. Ee, elbette ki Beşiktaş öyle çok formda değil. Bütün oyuncularından faydalanamıyor. Fenerbahçe için kurduğumuz olumlu cümleleri burada Fenerbahçe, Beşiktaş için tam kullanamayız. Ee, ama bu bile Beşiktaş'ın hem ligde kalmasını hem Avrupa'da devam etmesini sağlıyor. Buradaki e, Getson'un yokluğu ki hafta sonunda olmayacağını söyledi hoca e, Getson'un yokluğu gerçekten kritik yani en formda en düzenli oynayan e, oyuncularınızdan biriydi. E, Alatan e, Ersin Mert'in yerini doldurdu o izlediğimiz karşılaşmada e, çok kötü bir performans sergilemedi o geçmişteki o kabusu o sıkıntıları atmış gibi gözüküyor başından kötü dönemleri. Orada bir problem yaşanmadı ama Getson'un yokluğu orta sahada sıkıntı. Bunu kenara koyarsak Beşiktaş, Lugano karşısında. Biraz kapanan bir takım karşısında. Golü biraz erken bulursa işi rahat rahat 3 puanı farklı bir şekilde alır. Burada asıl kritik sorun gol gelmediği zaman taraftarın sabırlı olması, oyuncuların panik yapmaması, o uyumun bozulması halinde asıl problem orada olur. Çünkü rakibiniz evet iyi bir takım değil ama iyi kontra hata çıkıyor. Zaten tek silahları bu. Burada da Beşiktaş'ın hızlı hücuma engel olacak, hücuma çıkarken kaptıracağı toplar başına bela olabilir. Bunlara dikkat etmek lazım. Peki istersen Beşiktaş'ın da bir muhtemel 11'ine birlikte bakalım bu akşam beklediğimiz 11 sağda nasıl olacak? E, kale dersini bekliyoruz. Mert'in sakatlığı sebebiyle savunma dörtlüsü Masuaku Koley, Erik Beyli ve Rozier önlerindeki orta alan Hacametovic, Salih ve Chamberlain üçlüsünden oluşacak. Sol kanatta Mulek, sağ kanatta raşit sayıları uçtada. Abu Abubakar'ın oynaması bekleniyor. E, yeni transferlerden yine e, bazılarını 11'de göremiyoruz ama e, Jetson'un yokluğunda örneğin Chamberlain oynayacak. E, onu sormuş olayım sana da nasıl bir performans beklersin? Jetson'un yokluğunda bu üçlüden özellikle de Chamberlain'dan. Chamberlain benim beklediğimden daha iyi çıkmış durumda. O yüzden e, geçtiğimiz haftalarda da form grafiğini arttıran ve saha içinde olan kalan kafı olarak yani maçtan kopmayan bir görüntü çizdi. E, takımla özellikle orta sahayla o uyumu da kurduğunda daha da katkı verecek gibi gözüküyor. Burada evet Getson yok ama Lugano özelinde yani rakibiniz Lugano olduğu için zaten Beşiktaş'ın şu anda kadrosu kağıt üstünde çok iyi ama Hı -hı. bunun sahaya yansımasını tam olarak göremiyoruz. Bu onlar için problem yaratıyor. Yani Mulek'adan düzenli katkı alamıyorsunuz. E burada savunma hatalarınız tamam savunmacılarınız duran toplarda size katkı veriyor ama e, yediğiniz hücumlarda özellikle hızlı toplarda oralarda sorun yaşayabiliyorsunuz. Ki Lugano için bu en kritik durum. Bir de bir türlü gelmeyen yani hem Raşitsa hem Muleka'nın kanatlarda kim oynarsa oynasın oradan gelmeyen bir katkı var. E, yeteri kadar bu katkı gelmeyince sadece Abu eline bakıyorsunuz. Burada da e, herkes dua etmeli ki Abu Bakar formda olsun Beşiktaş adına. Yoksa bir anda tıkandığınızda işler kötüye gidiyor. Peki son olarak iki deplasmanda kayıp yaşadı siyah beyazlar ve Hı. bu bence takımın dinamini de biraz derinden sarstı. Sonrasında 2-0'lık bir Konya Spor galibiyeti var. Sence bu galibiyet birçok şeyi düzeltti mi? Bunu bugün bu akşam görebilir miyiz? Bence hiçbir şeyi düzeltmedi. Çünkü şu anlamda yani Konya maçını sürklase eden, biz geri geldik diyen bir Beşiktaş yoktu ama Kazanması gereken yerde kazanan bir Beşiktaş vardı. Bu önemli. Sezon başı daha oturmamış. E, yani kötü bir şey, e, hatalı bir durum ama oturmamış. E, transferler yeni yeni alışıyor. Bu süreci minimum kayıplı atlatırsanız e, sizin adınıza elbette ki iyi olacak. Çünkü geçen sene hatırlayın bir iki takviyeyle Beşiktaş şampiyonluğa oynar diyorduk. Evet. Aynı takım çok fazla giden yok ama bambaşka şeyler konuşuyoruz şu anda Beşiktaş adına. E, biraz o gerilimi azaltmak adına da kulüpteki hani seri galibiyetler şimdi Lugano sonrasında hafta sonra en azından milli araya kadar bir galibiyet serisi gelirse herkes bir nefes alır. Orada da yeni bir kamp dönemi gibi o boşluğu da değerlendirirse Beşiktaş elbette ki daha hazır dönecektir. Peki Suat, çok teşekkür ederim aktardıkların için. İyi sabahlar, iyi haftalar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. iyi yayınlar.